Evet akşamın en sıcak gelişmesi buydu Tabi başka sıcak gelişmeler de var. Trabzonspor'da Joaquin Fernandez İspanyol stoper İstanbul'a geldi. Orsiç'te gecenin ilerleyen saatlerinde İstanbul'da olacak ve sonrasında Trabzon'a geçecek. Gerçekten çok yoğun bir gündem. Ahmet Selim Kul'dan İsmail Kartal detaylarını bir alalım. Bugün resmen açıklandı ve artık görevinin başına geçiyor. Ee, i̇ki aday kalmıştı artık en sonda. Sayın Abdullah Avcı ile Sayın İsmail Kartal ve bir yönetim kurulu toplantısı oldu. Biz o haberi paylaştıktan bir veya iki gün önce, yani İsmail Kartal aslında hep söylüyorduk, favori konumdaydı. Hani çok böyle sürpriz de bir gelişme değil bu, favori konumdaydı. Ama sunumlar yapıldı, işte değerlendirmeler yapıldı. Yönetim kurulunda ağırlıklı İsmail Kartal fikri çıktı. Başkan da yönetim kurulunun kararını destekledi ve bu kararı aldı. E, hoca bugün öğle saatlerinde orada görevini tamamlar tamamlar tamamlamaz başkan uz özel uçağını gönderdi hemen hoca İstanbul'a getirtti. şimdi çalışmalar başlıyor 2 e, Temmuz'da Fenerbahçe topbaşı yapacak hatta Geç kalmış diyemeyiz de ya yani zaten şey konusunda bir düşünce vardı bayramdan önce mi yapalım bayramdan sonra mı başlasın diye bayramdan sonra hemen çalışmalar başlayacak Fenerbahçe 27 Temmuz yanılmıyorsam yani maç hmm. konferans ligi maçı oynayacağı için hızlı bir şekilde çalışmalar başlaması bekliyor tabi hocanın gelişiyle birlikte transferde bazı değişiklikler olabilir transfer haritasında kalacak oyuncularda gidecek oyuncularda İsmail Hoca ee, mutlaka Arda ile görüşmek isteyecektir. Arda ile bir görüş gitmeden yani gitmeden demeyeyim de gene hani bir ikna etmeye çalışacaktır İsmail Hoca'da kalması için. Bu şekilde önünde çok zor bir yol var. Ee, sabır yok. Gerçekçi de olmak gerekiyor. Kredi yok. Ee, yani bu İsmail Hoca ile alakalı değil. Camianın içinde bulunmuş olduğu durum sıkıntılı bir durum. Evet. Ee, ciddi anlamda sıkıntılı ve sabırın çok azaldığı, kongrenin olaylı geçtiği bir anda eski yeni başkan tartışmalarının yaşandığı, bir anda transferde adımlar atıldığı, sezonun çok iyi bitmedi, yani hedeflendiği gibi bitmedi, böyle karmaşık bir ortamda istifa çağrının olduğu bir ortamda ki İsmail Hoca çok normal ortamlarda pek göreve gelmedi zaten. Evet. Yani hep böyle sıkıntı. E, sıkıntılı. Hep, e, elini derler taşın altına sokmak zorunda kaldı yani. yani. Sadece elini sokmuyor abi. genelde gövdesiyle giriyor İsmail Hoca taşın aynen. altına orası. Yani öyle. hocam artık bu karakterle özleşti ya. Yani. Biraz yürüyen Fenerbahçe oldu yani. Ama o... ilk kez belki de e, önceki dönemlere bakarsak e, bu kadar rahat geldi diyebiliriz. Yani rahat tabii ki değil. Dediğin gibi 10. sezona giriliyor. Eee 9 sezondur şampiyon olunamadı. E, öncesinde eee son birkaç gün kala teknik direktörün kovulmasıyla az e, Aziz Yıldırım onu şöyle evet yani Ersun ilk Yanalı. kez tam sezon Hı -hı. olacak. Sonrasında önceki sezon yarıda aldı e, Fenerbahçe'yi çok iyi bir performans sergiledi. E, burada şimdi hazırlık kampı yapabilecek, istediği transferleri belki yapabilecek. Hiç transfer yapılmadı İsmail Hoca. Evet yani o zaman bir forvet istemişti devre arasında. Ee, o forvet e, gelmedi. İlk sezonda bir tek Fenerbahçe'nin kadrosu çok iyiydi ama ilk sezonda. Ee, yani şampiyon kadroydu. kayıtlar evet. Sol'lar. Üstüne bir de Diego gelmişti. Ee, İsmail Kartal öncesinde. O dönem başka transfer yapılmadı. Devre arasında forvet alınmadı. O dönem çok istemişti. Ee, şeyde de, bu son geldiği dönemde de zaten 12-13 yani daha böyle kısa süreç e, ki o dönemde ama bir transfer dönemi oldu. Yine Yanılmıyorsam bir transfer yapılmamıştı şimdi e, yanlış da bir şey söylemek istemiyorum özetle ilk kez sıfırdan tam sezon başlamadan takımla ilk kez buluşarak e, işte top başı yaparak sezona başlayacak e, şimdi İsmail Hoca'nın gelmesi şöyle bazı şeyleri etkileyecek şimdi zayt konusunda Fenerbahçe sözleşme görüşmeleri sürüyordu ve e, nasıl diyeyim ya Fenerbahçe'nin biraz vites yükseltmesi gerekiyordu. Bence İsmail Kartal geldikten sonra bu vites yükseltecektir. Ben ilk duyacağımız haber şu bir hafta içerisinde zayfısa sözleşmenin uzatılması olur muhtemelen bu süreçlerle ilgili. Ya tabii benim en son sorduğumda dedim ki bir vites yükselsek işi bitiririz. Eğer hala böyleyse hani. Talepler vesaire değişmediyse mesela oradan sonuç gelir. Hoca zaçsa devam etmek ister. Gidecek oyuncularla ilgili değişiklikler olabilir. Biz de tabii olay çok sıcak. Takip edeceğiz, öğrenmeye çalışacağız ve bir şekilde İsmail Kartal'ın nasıl bir Fenerbahçe yarattığını, nasıl bir plan yaptığını izleyicilerimize paylaşacağız. Öncesinde bir görüşme gerçekleştirildi ama o görüşme bir saat, bir buçuk saat gibi süre çok uzun sürmemişti. Hoca zaten takımı tanıyor ama şimdi tabii daha detaylı değerlendirmeler, toplantılar yapılacaktır şimdi şu da çok merak ediliyor Fenerbahçe'de. Evet geniş bir kadro var. İşte gündüz spor gündeminde bir hesapladık. Şu anda 8 tane forvet golcü evet. oyuncu var. Mevcutların yanı sıra Emre Kaplan, e, Tiago Çukur geliyor. Berisha e dönüyor. E, şimdi hatırlamadım bir tane daha vardı. Yani 8 Samat da pardon 8 tane oluyor Fenerbahçe'de. Hani bu geniş kadrodan gidecekleri, kalacakları belirlemek de aslında hani rahat daha kolay bir döneme denk geldi dedik ama aslında bu açıdan da zor bir döneme denk geldi değil mi İsmail Kartal? Yani avantaj mı dezavantaj mı bir onu görmek lazım. Çünkü İsmail Hoca öncelikle hayırlı olsun diyelim ama önceki dönemlerinde yani taraftar nezdinde çok fazla hiçbir zaman kredisi olan bir teknik adam konumunda değildi. Yani geçen sene müthiş bir periyot yakaladı İsmail Kartal ki o dönemki Jesus ismine dönelim. Bu sezonu bitirmiş haliyle değil ama gelmeden önceki taraftarın bakış açısına dönelim. Cesus o kadar büyük bir isimken bile taraftarın bir kısmının aklında hep şu vardı. Ya acaba riske girilmese mi? İsmail Kartal'la devam edilse mi? Evet. Durumu vardı. Ama hep bu süreçleri İsmail Hoca sonradan oyuna dahil olarak ve o kısıtlı imkanlarla bazı teknik adamlar da bunu daha iyi yapabiliyor. Yani daha kısıtlı zamanda işte kadroyu bir anda 13 e 14'e indirip Maksimum verimi alıp o şekilde sonuç alabilen bazı teknik adamların tarzı böyle. Şimdi İsmail Hoca'nın burada gelmesi o açıdan avantaj mı dezavantaj mı göreceğiz. Ama tabii ki daha rahat bir çalışma ortamı var. Selim'in dediği şu açıdan doğru. Şu anda geçen sene hep şunu konuştuk. Ali Koç taraftara camiaya kulak verdi ve tartışılmayacak bir isim getirdi. O dönem için hiçbirimiz tartışmadık cesur ismini. Ve kontrolü de ona bıraktı. Şu anda... İsmail hoca üzerinde değil baskı biraz daha başkan üstünde ve yönetim Çok üstünde iyi. olacak. O yüzden hoca en azından bugüne kadar belki yapamadıklarını ya da en azından sonunu getiremediklerini yapmak için biraz daha rahat bir ortam bulacak. Abi kadro ya hatırlıyorum işte geçen sene Okan hoca şampiyonluktan sonra söyledi. Galatasaray kadrosu kampa gittiğinde yani sonrasında oynayan 2-3 oyuncu falan vardı herhalde. Zaten Türkiye'de bu işler hemen gelişmiyor evet. öyle yani. Temmuz ortasında o kadro zaten hazır olmuyor İsmail Hoca o şartlara çok alışık neler görmüştür bugüne tabii kadar tabii. onları güzel bir şekilde bir ayıklamasını yapar orada herhangi bir sıkıntı yaşamaz ee, Emre'yi şöyle desteklemek isterim ee, ya desteklemeden önce şunu söylemek gerekiyor İlk kez zaten bu kadar ya İsmail Hoca' da şu anda gerçekten neredeyse yüzde yüz taraftar desteği var yani kızgın olan da İsmail Hoca'yı değil daha çok başkana yönetime kızgın yani, herkes yani az İsmail Hoca'nın gelmesini az doğru bulanlarda hocaya destek vermekten yana bir sıkıntısı yok. Aslında bütün bu olumsuz tablo içerisinde gerçek anlamda samimi bir taraftar desteğiyle de başlayacak. Yani burayı da vurgulamak gerekiyor. Bir yandan da Gürcan abiyle de konuşuyoruz. O da bizi izliyor. Selam olsun. Öyle mi? O da, çok çok selamlar. E, tabii. E, İsmail Hoca'yı o futbolculuğundan tanıyor. Yani doğal olarak benden çok daha iyi tespit tabii. ve gözlemler yapma ihtimali var. O en e, dipten başlıyor. Zaten ben bugün yayında demiştim ki İsmail Hoca bu gece kesin Samandıra'da kalır. Çünkü süre kısa ya. Hemen e, o noktada bazı e, şeyler oldu burada. 1 Temmuz'da, sezon 2 Temmuz demiştim. Bir gün önceye çekilmiş. 1 Temmuz'a çekildi tarih. Bir gün önceye. E, milliler ekstra izinler 4 Temmuz'da gelecek. Eee 8 zaten bir Rusya kampı olacak. 8-16 arası yani Cumartesi arasında. günü Fenerbahçe Evet. Bir, toplanıyor. biri hangi günse ben günleri bilmiyorum. Cumartesi. Cumartesi ben de... Aynen. <laughs> Şimdi bilgisayardan Cumartesi günü toplanıyor. 4 Temmuz'da da diğer oyuncular hani milli takıma giden oyuncular geliyor. Ee, 8-16 arası bir Rusya kampı var. Ee, Crespo Zayt ikilisinde gene bu yıl daha fazla göreceğiz. Dediğim gibi muhtemelen ilk alacağımız haber ee, biz böyle bazı şeyleri söyleyince insanlar haber yapıyor sonra biz şey yapmamış gibi oluyoruz yani haber versek bilmiyorum ama daha olmadığı için biz gene sağlam gidelim ama bir hafta içerisinde muhtemelen Zayt'sa sözleşme uzatıldığında duyarız.